Merkez Bankası Perşembe günü beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yaparsa, geçen toplantı sonrasında olduğu gibi orada da çünkü beklentilerin üzerinde bir artırım yapmıştı, dolarda ani bir düşüş görür müyüz? Geçen ay hatırlarsanız beklenti çok sınırlıydı. 150 bas puan, 200 bas puan civarındaydı. Ama onun epey üzerinde bir arttırım yaparak %25'e politika faizini Merkez Bankası yükseltmişti. Ve onun hemen sonrasında da dolar 27 lira üzerinden 26 lira 50 kuruşunda altına geri çekilmişti. Acaba yine aynısını bu perşembe günü görür müyüz? Saat 14'te açıklanacak perşembe günü. HSBC portföy diyor ki hayır bu sefer bu olmaz çünkü geçen ay Ağustos ayında faiz kararı sonrasında dolarda yaşanan sert geri çekilmenin sebeplerinden biri Türk lirasının düşüşüne oynayan yani Türk lirasında kısa pozisyon alan yatırımcıların beklentilerin üzerinde arttırılması üzerine bir anda pozisyonlarını kapatmaya koşmalarıydı. Bu sefer bu olmayacak diyor HSBC portföy. Bu defa piyasa oyuncularının daha az TL Türk lirası negatif pozisyona sahip olması olası bir sürpriz faiz artışının dolar TL üzerinde düşüş etkisini sınırlayabilir görünüyor. Dolar bu arada bugün de adım adım bir kuruş iki kuruşluk yükselişini sürdürdü. Salı akşamı şu anda 27 lira 03 kuruşta bankalararası piyasada, kapalı çarşıda bu seviyeye yakın. Geçtiğimiz haftadan beri böyle her gün bir kuruş iki kuruş gidiyor. Çünkü içeride makroekonomik problemleri Türkiye'nin Türk lirası üzerine değer kaybı baskısına yol açıyor. Yani bu kanalın meşhur benzetmesi, meşhur metaforuyla düdüklü tencere. Şu anda düdüğü böyle hafif aralamış durumda ve işte bir kuruş, iki kuruş dolar yukarıya gitmeye devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye'ye bir anda 10 milyarlarca dolar girse o zaman elbette içeride arzda ani bir artış yaşanacağı için dolarda ciddi bir düşüş görürüz. Peki bu olur mu? Bugüne kadar olmadı. Seçimden sonra Mehmet Şimşek bu yönde çok çalıştı. İşte Körfez ülkelerine gitti. Körfez'deki Arap ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. İstanbul'da JP Morgan'ın toplantısında konuştu yabancı yatırımcılara. Ama buna rağmen ciddi bir sıcak para girişi henüz daha görmedik. Çünkü Türkiye'ye dair ciddi kuşkular var. Fakat ekonomi yönetimi de bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bugün bu akşam Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Amerika'da New York'ta Goldman Sachs'ın Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından birinin düzenlediği toplantıda yabancı yatırımcılara seslenecek ve onları Türkiye'ye yatırıma ikna etmeye çalışacak. Bloomberg'ün bu konuda bugün bir haberi vardı. Diyor ki burada görüyorsunuz Türkiye Amerikalı yatırımcıları ortodoks adımlarla cezbetmeye çalışacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Amerika ile ilişkileri şimdi yeniden ısıtmaya yönelik bir dizi açıklama geldi. Biden ile dostluk ve iş birliğimizin güçlendirilmesinde mutabık kaldık. Amerika Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmışlar. Yani Amerika ile öyle aramızda bir bozulma falan yok. Önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğiz ilişkilerimizi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla birlikte yabancı yatırımcıların hala daha ikna olmadığını ben duydum. Amerika'daki yatırımcı çevrelerinde tanıdığı olan deneyimli bir isimle konuştum. Ve onun aktardığına göre şu anda Türkiye ciddi bir gündem maddesi değil. Çünkü Türkiye'ye dair kuşkular devam ediyor. Bunun iki sebebi var diyor. Birincisi Türkiye ekonomisinin kırılganlığı yani seçim sonrasında Mehmet Şimşek rasyonel zemine yönelik bir dizi adım attı. Ama hala daha Türkiye'de dengeler çok kırılgan gözüküyor. Bir anda her şeyin yeniden tuz buz olma ihtimali var. Bunun ikinci sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e nereye kadar destek vereceği konusunda hala tam emin olamamaları. E, Türkiye'den biraz ayrılalım. Altına bakmak için Amerika'ya gidelim. Orada açıklanan veriler ve bu arada beklentiler 10 saltını yukarıya taşıyor bu hafta. Bugün 1930 dolarının üzerine çıktı ons altın. İçeride de ona bağlı olarak gram altın 1680 liraya dayandı. Bunun temel sebebi FED'e dair beklentiler ama Amerika'da bugün açıklanan bir veri de yine yardımcı oldu altındaki yükselişe. Biraz önce Mehmet Şimşek'in konuşma yapacağı toplantının ev sahibi olarak gördüğümüz Goldman Sachs FED'e dair bir değerlendirme notu yayınladı ve diyor ki ne bu toplantıda ya yani ne yarın ne de gelecek toplantıda yani 31 Ekim 1 Kasım toplantısında FED bir faiz artırımı artık yapmayacak. Çünkü önümüzdeki ay enflasyonist baskının azaldığını ve iş gücü piyasasının zayıfladığını göreceğiz Goldman Sachs'a göre. Ve bu da FED'in önümüzdeki toplantısında da yani yarın değil Ekim ayı sonundaki toplantısında da faiz artırımı yapmasına engel olacak. Bununla birlikte yarın diyor Goldman Sachs Açıklanacak nokta planında yarın FED üyelerinin önümüzdeki döneme dair beklentilerini yansıtan nokta planı açıklanacak. Orada ona 9 çoğunluk şeklinde bir faiz artırımı daha öngörüldüğünü görebiliriz. Goldman Sachs'a göre onun etkisiyle 10 altında bir miktar geri çekilme olabilir. Eğer böyle bir mesaj çıkarsa yarın. Ama işte Goldman Sachs Önümüzdeki ay açıklanacak verilerin, ekonomik verilerin FED'in başka bir artırım yapmasına gerek bırakmayacağı görüşünde. Bugün bu arada bir de veri vardı Amerika'da. O da yeni konut başlangıçları. Orada da ciddi bir düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına, geçen yılın Ağustos ayına göre yeni konut başlangıçları Amerika'da %11.3 düştü. Yani inşaat tarafında ciddi bir yavaşlama var Amerika'da. E nasıl yavaşlayan bir motor soğursa yavaşlayan bir ekonomide de enflasyonist baskı azalır ve o ülkenin o ekonominin merkez bankasının başka bir faiz artırımı yapmasına gerek kalmaz. Bugün ons altının 1930 doların üzerine çıkmasının bir sebebi de bu veriydi. Altın demişken bu arada borsa İstanbul'a geçmeden önce bu kanalın altın sponsoru Minted'ı hatırlayalım. Minted bir fintech platformu. Minted aracılığıyla Minted platformu üzerinden altın almanız ve Minted üzerinde saklamanız ya da evinize, iş yerinize kargolatmanız mümkün. Bunu tabii ki gümüş içinde yapabilirsiniz. Ve Minted'da sakladığınız altınlar ve gümüşler Borsa İstanbul'un mahzenlerinde saklanıyor. Borsa İstanbul aynı zamanda Merkez Bankası'nın altınlarının da saklandığı yer. Bu arada Minted aracılığıyla sadece altın ve gümüş değil aynı zamanda pırlanta, zinet ve değerli metalleri de almanız ve saklamanız mümkün veya adresinize işte sigortalı ve sertifikalı biçimde kargo atmanız mümkün. Bu arada bir kampanya vardı Minted'da. Geçtiğimiz hafta izleyenler hatırlayacaktır. Okula dönüş kampanyası. Bu kampanya kapsamında altın fiyatında Minted'da indirim var. Ve kargo ücreti de yine bu kampanya kapsamında Minted almıyor. Bu kampanyanın süresi bu ayın sonuna yani 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İndirim kodunu ve diğer detayları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsaya gelecek olursak her gün videoların sonunda yaptığımız gibi bugün borsa 7650 ile 7800 arasında dar bir bantta gitti geldi. Yüzde yarım eksi oldu, yüzde bir buçuk artı oldu. Güne hafif artı başladı aslında sonra 7650'ye kadar indi. Yüzde 0 nokta eksi oldu sonra yeniden toparlandı bir miktar geri çekildi. Dar bantta bir hareket gördük. İşlem bir zayıftı 161 milyar lira biz tüm için. Ama bugün satışların hızı kesildi. Ve önemli bir gelişme bugün Bank of America çok büyük bir mal alımı yaptı. 3 milyar liraya yakın Bank of America'da alım vardı. Ama onun dışında borsada belirgin bir alıcı da yoktu. Yani bugün yabancılar bir satış yapmadı ama çok büyük bir yabancı alımı olmadığında bugün gördük. Kapanışa doğru Mehmet Şimşek'in açıklamaları geçmeye başladı. İşte mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdiğini söylemiş Amerika'da yaptığı konuşmada. Onun etkisini, borsa üzerindeki etkisini yarın göreceğiz. Şu endeks teknik olarak 7650'de tutulmuş oluyor. Çünkü dün de 7650'ye inmiş oradan destek alarak yukarıya dönmüştü. Bugün de 7650'den döndü. Orası şimdi aşağıda destek. Yukarıda da 7800'de teknik direnç var. Onun da üzerinde 8000'de psikolojik direnç olduğunu görüyoruz. Yarın muhtemelen alıcılı bir başlangıç olur. Ama şimdi bu haftanın kritik noktası, sıklet noktası eski ifadeyle Perşembe günü yani Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün. Merkez Bankası eğer sürpriz bir faiz artırımına giderse yani beklentilerin üzerine bir artırım yaparsa banka hisselerini olumsuz etkiler. Birincisi çünkü ellerindeki kağıtların değerleri düşecek. E bu arada genel olarak kredi faizlerindeki yükseliş onların işlerini olumsuz etkileyebilir, bilançolarını bozabilir. Ve sadece banka hisselerinin değil piyasada genel faiz seviyenin yükselmesi borsaya şimdi yeni bir rakip çıktığı algısına yol açar. Yani Borsa biliyorsunuz yakın bir zamana kadar faiz çok düşük olduğu için rakipsiz yatırım enstrümanıydı. Şimdi fakat faiz yükseliyor. %50'ye kadar geldi. Ve Merkez Bankası faizi beklentilerin üzerinde arttırırsa önümüzdeki dönemde TL mevduat faizlerin daha da yükseldiğini görürüz. İşte bu da Merkez Bankası eğer beklentilerin üzerinde bir artırım yaparsa borsada bozulmaya perşembe günü yol açabilir. Ama eğer beklentiler dahilinde bir artırıma gidersek şu an beklenti biliyorsunuz 500 bas puan. O zaman borsaya alış gelebilir. Büyük olasılıkla gelir. Hatta o senaryoyla yarın borsada alım yapanlar da olabilir. Bugün kim aldı kim sattı diye bakalım son olarak. Biraz önce belirttiğim gibi Bank of America'nın 2 milyar 680 milyon liraya yakın alımı vardı nette. Onun karşısında info yatırım 1 milyar liraya yakın nette satış yaptı. Bank of America ne aldı? Tüpraş aldı, Türk Hava Yolları, Sahol, Alfa Solar ve Petkim aldığını gördük. Info ne sattı, Info şişe sattı ama aslında çok büyük satışlar değil tutarlara baktığınızda. Akbank sattı, Koza, Türk Hava Yolları ve Gübre Fabrikaları sattı. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.